Herkese merhaba Techmaster izleyenleri. Bugün sizlerle beraber yanımda görmüş olduğunuz bu ürünü inceleyeceğiz. Hadi hemen gelin kutu açılımıyla başlayalım. Evet, şu anda ürünümüzü kutusundan çıkardık. Kutusunun içeriğinden bir tane mousepad. Mousepad için bağlama aparatları, fanları için güç kablosu çıkmakta. Ürünümüz bu şekilde görünmektedir. Burada laptopumuzun denk geldiği yerde iki tane fanı mevcuttur. Yan taraflarında açısını ayarlamak için dereceleri mevcuttur. Bu derecelerin iki tarafı da aynı hizaya getirerek dengeyi sağlayabiliyorsunuz. Hemen ürünümüzü kuralım ve nasıl göründüğünü hep beraber görelim. Şu anda ürünümüzü kurduk. Hemen mousepad'ini de bağlayalım şu yan taraftan. İçerisinden aparatları çıkaralım. Hemen mousepad'imizi şurada yan tarafta bulunan delikten kolay bir şekilde bağlayabiliriz. Hemen mousepad'imizi de bağlayalım. Evet, mousepad'i tam sıkmadan önce elinizin açısına göre mousepad'inizi kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Ben şu an size göstermek için sıktım ve kontrol ediyorum. Mousepad'imiz çok sağlam bir şekilde duruyor. Elimi üzerine koyuyorum, mouse varmış gibi. Gerçekten çok sağlam olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bilgisayarımızı koymadan önce fanımızın güç kablosunu bağlayalım. Fanımızın güç kablosunu bağlamak için de alt tarafta fanımızın elektrik alacağı bir soketi var. Onu da hemen size göstereyim. Elektrik almak için soketini buradan alıyor. Soketini buraya bağlıyorsunuz. Üst tarafında ise açma kapama tuşu var. Fanlarımızı da oradan yönetebiliyoruz. Hemen güç kablosunu bağlayalım. Güç kablosunu bağladıktan sonra şöyle ön tarafa alalım. Hemen bilgisayarımızı üstüne koyuyoruz. Güç kablomuzun USB'sini de bilgisayara bağlıyoruz. Bilgisayara bağladıktan sonra fanımız hemen çalışmaya başladı. Bilgisayarımızı da şöyle kaldırayım. Nasıl göründüğünü siz de görmüş olun. Evet, şu anda fanımızı bağladık. Fanımız çalışmaya başladı. Çok sessiz çalıştığını söyleyebilirim. Evet, görmüş olduğunuz gibi ürünümüzü kolay bir şekilde kurduk. Yandaki dereceler sayesinde kolaylıkla kurumunu sağlayabiliyoruz. Denge problemi hiçbir şekilde olmuyor. Yandaki açılardan iki tarafı da aynı şekilde yaparsanız hiçbir şekilde denge problemi yaşamazsınız. Mesela yatağınızda yattığınız zaman açısını ayarlayıp yatağınızda yatarken bilgisayarınızla uğraşabilirsiniz. Mesela hiç piknik alanına gittiniz. Piknik alanında laptopunuzu koyacak bir yer olmazsa bu masayı kurup rahatlıkla laptopunuzu koyup bir şeylerle ilgilenebilirsiniz. Kullanım alanları aslında size kalmış. İstediğiniz her yerde bu laptop standını kullanabilirsiniz. İsterseniz ofisinizde, evinizde veya dışarıda her yerde kullanabilirsiniz. Kullanım alanları sizle ilgili değişkenlik gösterebilir. Ürünümüzün kurulumu bu şekildeydi. Çok sağlam olduğunu söyleyebilirim. Şu an laptopum üzerinde duruyor. Sallıyorum. Esneme var ama sağlamlık olduğunu kendini hissettiriyor. Ürünümüzün ayakları her biri 180 derece açılmaktadır. Yani bu demek oluyor ki ürünü yüksek bir şekilde de kullanabilirsiniz. Yani bu şekilde sadece alçak modda değil de yüksek modda da kullanabilirsiniz. 180 dereceye kadar ayarlama açıları var. Bunu istediğiniz gibi keyfinize göre ayarlayıp kullanabilirsiniz. Evet, bu ürünümüzün en dolu modeli. Bu ürünümüzün içerisinde fan ve mousepad mevcut. Diğer iki farklı modeli daha var. Fansız mousepad'li ve sadece tek sehpa olmak üzere iki farklı modeli daha var. İsteğinize göre onlardan ikisine de bakabilirsiniz. Ürünlerin linki açıklama kısmında yer almaktadır. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.